Ah, ne oluyor lan burada? 2 dakika Komiserim. kestirdim, motor çıktı. Nere geçtik? Ne oluyor oğlum? Derem. Şey, motosiklet sordu Saminemiz. Ha, Bu arada tamam. bende var Bir saniye, bir motosiklet saniye, şeyi. bir saniye. Şöyle Saminemiz. gülü gemitkin. Efendim. Alo, ne oluyor? Ne var lan? Kapat. Ha, şimdi motosiklet polis olman için memurluk sürecinde belirli sürede kıdem alman gerekiyor. Kıdemli memur değil ama bunların sertifikaları var. Başvurman gerekiyor. High Speed Unit, GTF, Joint Task Force Nasıl dediğimiz başvurabilirim SWAT. komiserim? Bunların hepsinin yetkili memurları var genelde. Motosiklet için Ramzi şu an ilgileniyordu en son. Bir de Altay şef. GTF için yine High Command'da olması lazım. Onun için tane şey var. Rota uygulanıyor. Trial yapılıyor zamana karşı. O rotayı zamanla tamamlayabilirsen genelde motosikleti birime geçiyorsun. Bunun için eğitim almaya başlıyorsun. Tabi direkt motosikleti altına vermiyorlar. Al kardeşim sür bunu. Bu motosikletin de çok büyük riski var. Kovalamacı sıralarında motosiklet çok büyük risk tanıyor. Çünkü motorlu birime fren mesafesi. Doğru şekilde yönlendirme yapmazsan Komiserim biz hı. Adanalıyız Deren'le. İşte onun üzerine yatmayacaksın sakın. İşte bizim oradan o tarz alışkanlıklar var komiserim. Deren motorlu birim zaten. Uzmanız Evet, yani. ben motorlu birim. O Uzmanız yüzden iyi biz. araba kullanamıyorum. İşte evet, motoru da nasıl şey yaparsa üzerinde durmuyor çok genelde. Siz Adanalı olmanızda kaynaklı olabilir. Genelde çarpıyor, düşüyor. Deren'i iyi yönlendirirsen motorlu birimin çok büyük avantajı var. Diğer araçların giremediği yerlere Komiserim gidiyor. siz bana güvenin. Ben motorlu birimlerin başına bile geçebilirim. Göreceğiz, zamanla göreceğiz. Bu Deren de öyledir böyle komiserim. 2 dakika motorun üzerinde durmuyor. Artık Challenge gibi bir canavar gibi. şey. Ama bu belediye ne kadar az çalışıyor komiserim? Komiserim ne oluyor burada? Bütçe Kültür bir eğlence var gibi burada. Yayında hikaye ne var. oluyor? Evet. Maskeli bir tane eleman giriyor kanka içeri. Evet. Ondan sonra... Beni mi arıyorlar Motoru seni mi arıyorlar? kapattın değil mi? Kanka Maskeli eleman. hikayeyi dinliyorum, arayacağım. Kapat şunu. Maskeli eleman giriyor Dediğim kanka, gibi tamam mı? Ama belli zaten bunlar ya. da Maske doğal ufak bir çıkardı ortamda orada, ben gördüm bu 4 tane erkek. chipmunk, Her neyse yani kanka. şempanze dediğimiz canlı. Anahtarı Bunlar baktım genelde oradan. GTF'de Çamaşırhanenin içine bakınıyor uğraştık kanka. birimler Orada oluyor. temiz şeyler Tehlikesi var. yüksek Tamam mı? canlılar. Çok Temiz şeylerine bir pahalı baktım görünüklerine kanka. bakma. Üzerinde Bunların böyle silah varken okul herhangi izni bir yazan şey şeyi olmaz. aldı kanka. Onun kıyafetlerini aldı. Maskeyi taktı sonra moruk. Ne yapalım şu Tam an motora bir komiserim? Ne dönecek. yapalım? Motor var kanka, tamam mı? Tam Yani motora efendim. dönecek. Acara Buyurun. alacakmış lan. 317 Doğukan Doğukan şef. şefim. Şimdi az dinleme değil. Sağır Park'ın Acar Polat Vıcıktan tarafından yanıma. vurulduğu şeklinde Aktif ifade olay vermişti. var. Acar Geleyim. şu an görüşmüş anlaşıldı. Hikaye anlatacağım. Hikaye anlatacağım. Birazcık karar verelim. Unutmayın. Şimdi belli durumlar kanka, unutturmayın. silahı eline alma Deren. Acar dikkat et kendine. Hatta Hiç şöyle sorayım. geçersen daha iyi olur. Maskemi de çıkartalım devletimizin önüne. Şahıs bir olaydan Tabii dolayı ki. şüpheli durumda. Şu an onu karakola Acar ne yaptın lan, adam mı öldürdün? Ağabey ile görevler belediye başkanı mısın? Aynen, belediye başkanı. Buyur dinle. Biraz uzak duralım. Biraz uzak duralım. Geliyorum. Pardon, çok pardon. Kral kolay gelsin öncelikle. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bu vergilerin hali ne amına koyayım? Öncelikle memurla küfürlü konuşmayalım. Başkan, ben vatandaşım ha. Doğru Bak, söylüyorsun tabii ki. iki çocuğum var benim. Benim iki çocuğum var. Nafaka ödüyorum. Ne bu hal? Biz sadece polis memuruyuz. Görevimizi yapıyoruz. Bizlik bir durum yok. Adam belediye başkanı. Kendisi belediye başkanı Oğlum değil. Ha, başkan. Pardon ya, kusura Kendisi bakma. Kendisi komiserimiz. Biraz da... Tişörtünü giy. Çok pardon. Dokunma, Çok pardon. bak sakın. Uzak Görevli duralım memura. lütfen. Uzak duralım. Temas mesafesinde kalma. Üzerine git, teşhirden alırlar bir şeyler. Evet. Elinizi öpeyim. Yo yo Aynen, yo, lütfen biraz uzak uzak duralım. duralım ya komiserden. Şefim ifadeye mi Şef, Oğlum bu karakola ifade et. Tamam. Ne, Arkadaşlar nedir sizden amanın biraz kalkan? müsaade isteyeceğiz, Ses çok özür söyleme. dilerim. Geçmemiz Sen gerekiyor. yani işte Bu konuşma olur. yapalım Emanet ama olun şefim. Ama sizinle konuşmaya tekrar geleceğiz. Lütfen dikkatli olun. Burada herhangi bir şey dolayı bir olay yaşanırsa ayağınıza taş değmesin. 911 atmayı unutmayın. Allah devletimize de Sağ ver olun, vermesin. Sağ olun. Amin, amin. Şimdi. Daha demin alınan şahıs Acar Polat bir olaydan dolayı şüpheli olarak ifadesini sorguya almak için karakola götürüyorlar. Gözaltına mı aldık yani komiserim onu? Gözaltına da gözaltı ifade sürecinde. Ama şüpheli, birinci dereceden şüpheli olduğu için alındı. Bu süreçte bu şahsın sorgusu, Komiserim birinci ifadeler, dereceden şüpheli olmasının sebebi tanıklar mı var? görgü tanığı aynı zamanda da bazı durumlara kayıt olabilir. Şu durumda görgü tanığı var. Ama bu görgü tanığının da ifadesi ne kadar doğru onu bilemiyoruz.
O yüzden bunun bir derecesi çok şey değil. Yani birinci dereceden de olsa ifade alıp bırakma ihtimali yüksek olacak. Uyuşmayan veya herhangi bir şekilde itiraf var ise şahsı yani direkt şey yapıyoruz. Kanıt bulursak ne olacak komiserim? Direkt şu şey oluyor. Şu durumuna düşüyor şüpheliden. Komiserim sen. Ben zırhımı giymeli miyim? Yani tabii ki de herhangi bir durumda yaralanmamam gerekiyor. Her zaman hazırlıklı olacaksın. Çünkü önce hücum yeleğimi mi giyeceğim komiserim? Evet, aynen önce hücum yeleğini giy. Sonra onun bak kevler şeyleri var, cepleri var. Evet komiserim. Onları doldurayım. Tane. Tamam. Aynen öyle. Dörtosu ve MR pilinde misiniz şefim? Tamam, zaten olumlu. Pilineler. Hücrelerin oradaki sorgu odalarından birine geçeceğiz. A-form var, onu çok kullanmazsın. Tenfor dersin anlaşıldığı anlamında. Tenfor dersin anlaşıldığı anlamında. Kodlar var bir de. Normal kod 6, kod 4. Genelde en çok kullanılan bunlar. Code 4 olay temiz demek, bölge temiz demek. Code 6 de bölgede çakar açık dolaşıyorum yani, bölgeyi araştırıyorum demek. Tamam komiserim. Ben nasip etmesin valla. Geçiyorum. Gün gel buradayız. Ne müşteymiş ya. Ben geç. Kısa bir brief vermem lazım. Ne ya? Bu uzun saçlı bağ memur GTF ilgileniyor. GTF'de adımda size bahsettiğim tehlikeli insanlar hakkında. Şimdi şöyle, gün içerisinde bize bir ihbar geldi. Hayatım bana anlatma. Sen git al şeyini, ifadesini. Ben yandan dinleyeceğim seni. Sıkıntı yok. Sen biliyorsan benim için sıkıntı yok. Biliyorum, sıkıntı yok. Tamam, o zaman gelin siz. Evet hocam, merhaba. Merhaba. Selam şefim. Komiserim, sorgu mu var? Bildiğiniz şefim. Gibi. Evet. 423 Osman Drive'daki siyah surana çıkış yaptı. İçerisinde tek bir şahıs var. Osman Drive'den batıya doğru ilerliyor. Benim bir sürü olayım vardı ama hangisi? Bu arada çok sesini yükseltmemeye çalışıyorum. İhtimaller olabiliyor. Yani kimlerle husumetin vardı? Oğlum senin burnun. Komiserim. Komiserim. Kimlerle husumetin vardı? Test düzeyimi şey. Kimlerle vardı? Alçaltan. Şeylerden başlıyorsun abi yakın tarihde. Nasıl? Husumetlenmez benim için aslında benim açımdan da. Öyle bak. Bizim açımızdan bakalım. Tabii sizin açınızdan bakarsa gel, benim için ufak tamam, bir dertti. Sadece kurtuldum. Ayazlardan bahsediyorsun sanırım. Ayazlar başka. Başka kim vardı? Pablo Luis. Pablo Luis. Toplam bir gamze komiserine geçebilecek bir ekip var mı? Say abi işte. 4 saat bir geçiş yapıyoruz. Bartu vardı. Yani tam olarak başka hatırlamıyorum. Eren sen de gitsene. Tamam hatırlamıyorum. İçerim mi? Yok Deren de mi? Deren bildiğin gibi biz bu husumet. Emre edersin teşekkür. Evet. Evsogunlarını. Ben Evsogunlarını bugün içeriye mi geçiyorsun? Yok Emre'yi biliyor musun? Sen. Yok şef. Yok komiserim. Birkaç saat önce neler yapıyordun anlatmak ister misin? Deren geçebilir miyim? Sağ ol Deren. Tableti mi komiserim? Koşturmacam vardı birazcık. Arkadaşlarım vardı. Ne yapıyordum? Zombi'nin Nikolapris'indeki Evsogun'daki şahsa çıksa da şahsa iki kişi. Neler yaptın? Motel tarafında takıldı. Orada. Birazcık. Tarafında. Kim evet. Nikolapris'in çıksa da Kumar Park bulunur. Nerede komiserim? Gördüğünüz. Şeyde emniyetinde tutanaklar var. Sol Levent Uysun. Levent Yormaz. O gün biter. Komiserim bulamadım ben tutanakları. Rafet Koç. Sizin ekip yani. Evet hatırladığım kadarıyla yani çok değil, her şeyi detaylı hatırlamıyorum. O taraflara takıldı. Tamam, tamam. Daha sonrasında işte tabii ben bu bayağı öncesinde ama. Evet komiserim. Şimdi diyorum. Orada tutanaklara var. Evet. Bayağı öncesinden kastım. Yani son olaydan bahsediyorlar. Onların hepsini 3-4 saat önceler verilen ifade. Sarp Alkın olayı daha sonrasından neler yaptım? İşte bahsettiğim talihsiz olayı yaşadım. Arabada gelirken bahsettim. Haneye. Lidl Seol üzerinde gelen iksili atıcının bir ihbarlığı sonucu bölgeye dikkat eden ekipler ve gelen kırmızı spoilerlı bir gerçekten tam saatler hatırlanıyorum gerçekten. Uzay'ın desteğe ihtiyacı olan bir ekip var mı? Onu yaşadım. İşte o zaten birazcık uzun sürdü bekledim. Burak ve Görüş'ün de beyaz bir spor araba kalabiliyorum. Kontrol sürüşünden desteğe ihtiyacım olabilir. Evet. Seni tanıyoruz. Aha. Sabıkan belli. Sicilin belli. Görüş kaybettim. En son görüldüğü yer Popular Street Kuzey. Bugün husumette olduğun birisinin başına bir olay geldi. Senin takıldığın yerlere de. Senin anlattığın... İlk beş kim oldu çetim? Bitti mi? Duyabiliyorsunuz değil mi içeri? Bunlara karıştın. Evet komiserim. Tamam. Yani süper mi? Aksini kanıtlayabilecek misin? Solan olmalı. Neredeydin arkadaşlarımla? Ne yapıyordun?
Ya genel olarak dolaştık. Takonun tarafları da gittik mesela. Yani genel olarak çok da dolaştık. Yani sohbet, muhabbet biliyorsunuz. Esoy 4 ile 5'i göremiyorum bu ekranda olduğum için. Yazsana. 1 İsviçre, 2 Hırvatistan, 3 Ukrayna, 4, 5 kim? Bundan yaklaşık 1,5-2 saat önce motelde olmadığına dair. Kanıtları görebildin mi? Düşünüyorum. Kendin söyledin moteldeydim diye. Kanıtları açık var orada. Bir, o ben 3-4 saat öncesinden bahsettim. Bundan 1,5 saat öncesini soruyorsanız. Yani o zamanlar galiba işte tekrar şehre geri dönüyorum. Şehre geri döndükten sonra da ne taraflara gittim? Bitsay taraflarına gittim. Önce Bitsay'da gittim. Daha sonrasında yukarı tarafa falan çıktım Clint tarafına. Dövmeciye falan baktım. Yeni bir dövmeler yapmak için birkaç şablona baktım ama bulamadım. Dövmelerimi gösterim burada çok güzel olurlar. Yok sağ ol. Dört son mezun Nikola kendi aracımla. Şu an sadece iki kişiydi. Ve siyah entiti vurdum. Silah taşıyor musun? Güneyden devam ediyorum. Hayır yani gördünüz. Silahım da yoktu. Oğlum yalanı bırak lan. Gerçekten. Silah taşımıyorum. Parmağını uzat bakalım. Esen gördüğü altı sitif güney. Ama görüşmüyor. Bank bağladığın araba ev soygundan mı çıktı yoksa soyguna geçmedin mi? Sen soyguna geçemedim, ev soygunu bölgesinden geliyordum. Anlaşıldı, ben kontrol etmek yani için geçiyorum aynı arabamı. Benim hiçbir hükümetli olduğum bir insanla şu anda bugün içerisinde efendim, bir olay yaşamadım. Parmağını uzat dedi ya. Evet. Kimseden herhangi bir talebim orada olmadı. Orada CSR'ına bakıyorsun biliyor musun CSR'ın olduğu? 3-4 saat önce motelde sonrasında motelde değildim. Yakın bir zamanda bir de solda değildim. Yani ateş ettiyse o barut şeyi yani, kalıyor. Evet. Little Seoul'dan yani. Aa. Yok Little Seoul'un etrafından dolaştığımız oldu. Onu geçtiğimiz da oldu ama Little Seoul'da öyle mesela şey yapmadık mesela yani. Bana, eskiden bizi bilirsiniz yani. Nasıl bir arabayı kullanıyordun? Stratum mu dolaşıyordun kendi aracım? Bir aralar. Ev soygunu kod 4. Gerçekten yani şu anda bugün çok şey yaşadım yani. Zaten GSM makinesi var. Buradan gidip şey yapıyoruz. Bayağı şeyler yaşadım. Telefonla mı? Telefonla mı? Gerçekten o şekilde. Gerçekten. Sana vereceğim makineyi. Gırgır şamata. Matrak bir gündü yani. Ama sen bizim ne demek istediğimizi anladın herhalde. Yani bizi ilgilendiren kısmının nereler olduğunu anladın hani. Belki oradan böyle bir şeyler gelir aklına bir şey olur. Yani şey yani doğru mudur bilmiyorum ama hem bu şekilde bu şekilde bak benim parmağımı yaklaştır makineyi benim cinsimi aç mesela. Bakıyorum. Söyleyeyim. Büyük ihtimalle pozitif bu çıkar çünkü şey sıktık ya arasından zaten yani bu aralar görebildiğim bir ayaz var. Pozitif çıktı. Aynen. Yani ama mesela onunla da işte arada şey bir denk geldik mesela, ama onunla da hani bir adam akıllı bir ikili konuşmamız olmadı. Sana baktığın vatandaşı söylemiyorsun bunu. Aynı çemberde denk geldi. Sana mı söylüyorum? Yani polis şöyle taraf. İlk karşılaşmamız şeyde oldu. Bu Satır'ın bir olay var. Oldu. Telsizden yani böyle bir yana geç. Hani şeyini geç. Anonsunu geçtik. Biz Rafet'le arabadaydık. Anladım. Peki ben anonsu geçerken o duymayacak mı? Falan dedi. İşte market işletiyormuş sanırsam. Market işlettiğini falan söyledi. Bekleriz tarzı bekle, bir şeydi. Biz yani dedik ki sen de otur artık biz geleceğiz. Tamam. Kırmızı bisikletle Rafet dedi buna. Gelsin mi gelsin? Yok. Yani market işletiyormuş. Hayırlı olsun manasına. Doldur rafları biz geliriz anlamında hani. Yüklü bir alışverişe. Aynen çünkü biz de şimdi yazdık kişiyiz ya. Biz devriyeye ne zaman çıkacağız? Ha, yani maksadımız şu. Şeyden sonra çıkarız. Sorgudan sonra mı? Aynen yani dediğim gibi yani. Sorguyu beklemeyiz. Yani. Bundan sonrasında İyi birkaç yapar daha karşılaştık. Ama tamam. Nerede ki o? Bak ben sana şöyle konuşmadım yani kendisine çok az etmediğim için. Ha arabada değil. Gelir şimdi. Bak sana şöyle söyleyeyim hiç rütbe alma yani. Memur olmak en iyisi. Memur ol kal öyle. Yoksa sorumluluk oluyor. Ne sorumluluğu? Yani bir sürü sorumluluk oluyor. Bak en iyisi ne biliyor musun? Memur olacaksın. Bir tane motor sertifikası alacaksın. O kadar. Fazlasına gerek yok. Ben de senelerdir zaten hani dalga malga geçiyorlar bu burnum burnum yüzünden. Ben onlara hani rütbe alıp standart birisi olmadığımı ispatlamak istiyorum. Ha, o zaman ama çok çalışman lazım. Bak, ve bunu sen yaptın yani bana. Bak ben bu kodların hiçbirini bilmiyorum mesela. O zaman sen benden hızlı rütbe alırsın. Ben kodların hepsini ezberlerim hızlıca. Ya ben memuru kaldım mesela ya ama fazlasını istemiyorum. Mesai yani. Bitti söyle. Ha? Mesai bitti kodu. Herhangi bir araç görürsem. 30 yok neydi? Ben hala kapının önüne çıkış yapan kimse olmadı. 40-42 mi? Öyle bir şeydi. 10-42.
Ha, 10.42 ya. Önümde araç. Bak ben bile şey yapamıyorum işte. Ezberleyemiyorum. Ama ben alıştılar bana yani. Ben hep böyleyim zaten. Sen haklarını maklarını okuyor musun? Yani genelde unuttuğum için şey böyle. Haklarını biliyor musun diyorum. Biliyorum diyor. Zorlamıyorum çok yani. Ama okuman gerekiyor. Sen oku. Tamam. Bir oku bakayım be. Ben ezbere bilmiyorum ki. Neydi? LSPD tarafından tutuklusun. Tekrar et benle tekrar et. LSPD tarafından tutuklusun. Sessiz kalma hakkına sahipsin. Sessiz kalma hakkına sahipsin. Konuşacağın her şey mahkemede aleyhine delil olarak kullanılacaktır. He, kullanılabilir. Avukat mı hakkın var? Avukat tutacak paran yoksa devlet sana bir avukat atayacaktır. Ya Sefa Esoy, özelden konuşsanıza bir şey olduysa. Tekrar et bunu. Bir daha söyler misin? Avukat mı hakkın var? Avukat tutacak paran yoksa devlet sana bir avukat atayacaktır. Avukat tutma hakkın var. Avukat tutacak paran yoksa devlet sana bir avukat atayacaktır. Haklarını anladın mı? Tamam. O kadar. Evet. Hayır derse bir daha okuyoruz. Evet demezse. Sigara molasında mıyız ya? Hayır. Haklarını okumayı öğretiyordu. Aha evet. Okuşumda. Samimimiz. LSPD tarafından tutuklusun. Sessiz kalma hakkına sahipsin. Avukat tutma hakkına sahipsin. Eğer avukat tutacak paran yoksa devlet sana bir avukat atayacaktır. Haklarını anladın mı? Önemli şey olmuş, tarzı geçmeyeceğiz. İyi mi komiserim? Anlamadım derse. Evet, yetişemiyorum. Anlamadım derse bir daha, tamam. Aynı şekilde biz yetişemiyoruz. Komiserim, düzüm devam ediyorlar. Komiserim, sizi pek iyi duyamıyorum ben. Düz devam ediyorlar. Bir saniye, pardon. Ben ilk sağa gireceğim, sen devam edebilirsin. Pardon. Şu an iyi mi? İyi. Ben devam ediyorum buradan. Los Santos Polis Departmanı tarafından tutuklusun. Sessiz kalma hakkına sahipsin. Konuşacağın her şey aleyhinde delil olarak kullanılabilir. Avukat tutma hakkına sahipsin. Avukat tutacak bütçen yoksa devlet sana avukat tahsis edecektir. Lehine ya da aleyhinde de diyebilirsin. Ben geçebilirim. Tanık o. Ya suçlu, şüpheli o tarz durumlarda lehine kelimesini duyunca biraz rahatlayabiliyor. Desteğe ihtiyacınız var mı? Oradan verdiği ifade. Olumlu. Araca yetişmekte zorlanıyoruz. Tamam. Interceptor gelebilir. Daha deminki olayın özetini geçtiler içeride. Şimdi desteğe gelene kadar arkanızdayım. Şahıs. Tamam, yani ben gelmeye çalışacağım. Olay yerinde kovan bulunuyor, tamam mı? Anlaşıldı şefim. Palemin Avenue'dayız. Şu an ara sokaklardan basıya ilerliyoruz. O silah elinde olup olmadığını daha bir sonraki gelinimiz yok. O yüzden bunu inkar ettiği için bırakıyoruz. Eğer o şahıs silahını yakalasaydı. O silah. Üzerinde bulunsaydı bu sefer somut delil elde edecektik. Şüpheliden zanlı durumda. Silah attığı için yani bir yerde biz bu adamı tutuklayamadık. Bilmiyorum dedi. Silah tamam, yok dedi. Yap. Tamam mı? Hayır. Ama bunu doğru şekilde, doğru anla yakalamak GTF'in görevi. Aslında burada direkt yakalamamak da gerekiyordu. Ya da olayın sıcaklığındayken o şahıs. Doğru San Andreas'tan devam ediyoruz. Doğu görüşü çok GTF'in en büyük temel hareketlerinden biri. Sol yap. Low cover street. Şey olduğu zaman en rahat olduğu an. Sağ elcine doğru çıkacak o sokaktan. Cinayet veyahut da herhangi bir şekilde suç aletiyle yakalılarsa raporlamadan önce. Pardon komiserim, pardon. Kestanenin önünden kuzeye doğru devam ediyor. Sağdan yani, Metro Street'e bağlandı kuzey. Bu tarz durumlarda yakalayıp olaya müdahale etmek. Tabi bunu böyle tekrar hemen gidip kendi başına yapmıyor. Telsizden anons geçiyor. Komiserim, ben bu telsizin sesini biraz kısacağım da bulamadım. Nereden kısılıyor? Şimdi telsizini açtın değil mi? Evet. Bir saniye rica ediyorum. Bak telsizin şeyinde sağında düğme var iki, bir tane şey mavi şeyin telsizin sağında. Antenin sağında iki tane düğme var. Getir antenini sağına doğru. Anlaşıldı. Bu şey yaptım, düğmeleri buldum mu? Buldum komiserim, buldum. Soldaki kısar. Pardon, açar, sağdaki kısar. Tamam komiserim, hallettim. Komiserim çıkalım mı şey devreye? Her şehirde geçtik freeway'den. Batı yönünde devam ediyoruz. Seviye çıkacağız. Hadi çıkalım. İyi misiniz? Ha. İyiyim. Gözlü aldık. Devam ediyor Delta freeway'den batı yönüne. Alta'ya bağlanıyor. Şimdi. Ben Alta güney. Sen sürecek misin aracı? Ben mi? Aa süreyim komiserim. Hem beni bir test etmiş olursunuz.
Aldım mı anahtar, almadım. Almadım. Ben vereyim, ben vereyim. Verdim. Aldım, aldım. Görüşme olmadı ama araç neydi o? Şimdi radarı açmaya kısmına geleceğiz. Emniyetin açtığın yerde radar düğmesi var bak araçta. Nerede? Neyse radarı sonra göstereyim çünkü radar ekranı radar kapat kapandı mı ki? Radar ekranımız var. Radar yani aracın hemen sağ altını göreceksin. O radar sen falan açamazsın. Ben sana sonra onu anlatacağım. Aracın ön ve arka tarafındaki araçların hızını ölçen bir sistem. Evet. Aynı zamanda plakalarını da okuyabilir ama plak okumayı çok kullanmıyoruz. Hatalı sonuç verebiliyor. Toplamda 9 kişiler. Pursuit modu var. Pursuit modu ne? Ne? Aracın ivmesini, hızlanmasını arttıran, vites geçiş aralığını kısaltan bir sistem. Burada bak, bu, solda bir tane kol var. Gördün mü onu? Solda? Kol var bir tane. Evet. Onu çektiğin zaman aracın modu var. AA Plus diye geçer genelde bu. Nasıl çekiliyor? Müsaitseniz siz de gelebilir misiniz? Çekebildin mi? Bak şimdi sağda da böyle sistem, bir tane mavi şey olacak. O mavi böyle tamamlandığında aracı bir üst moda geçmiş oluyor. Anladım, anladım. Genelde kovalamacılarda kullanılabiliyor ama her kovalamacı da değil. Buradan gözlerim, çakarı açabilirsin. Gözlerim kötü oldu da olayı tık ediyorum. Harikasın. Tebrik ediyorum. Sana güveniyorum bu konuda. Telsizi açalım. İnşallah komiserim. Telsizi açıp şey, çakarı açıp buna basarsan da sağdaki düğmeye de basarsan sireni de açar çakarla birlikte. Evet komiserim. Bunlar aklında bulunsun. Komiserim ben gitmeye çalışıyorum. Gidebilir miyim bilmiyorum. Başarabilirsin. Ateşe inanıyorum sana. Komiserim sireni açamadım ya. Çakarı açmadım çünkü. Çakarı... Aktif olaylara gideceğiz. 317 çaldı. Şu an açık değil mi komiserim? Şu an çakar açık değil. Bir daha aç çakarı. Bak kolu çekiyor. Evet. Şimdi sireni aç. Bu da sireni aç çakar açıkken. Açtım komiserim. Ben mi diyorum? Açıldı mı? Yok açılmadı. Ha pardon. Diğer düğme vuruldu. Aynen. Ben şu an açtım. Tekrar aç öyle sanırım. Çakar aç tekrar. Açtım komiserim açtım. Bu aktif o yani. Sirenle çakar açıkken polis memurunun bölgeye doğru gittiğini gösterip bunu duyan veya görenle kapatabilirsin şimdi. Ona göre sana yol önceliği vermek zorundadır. Benzin almamız lazım burada. Komiserim, komiserim evet. Solda. İleride solda benzinlikçi var. Ben bir yemek de alayım sonra. Ben trafik kurallarına dikkat ederek sürüyoruz çünkü örnek almamız gerekiyor. Tabii ki, tabii ki. Bir de benzinine girdin mi motoru kapatacaksın. Evet. Şöyle kapatabilirsin motorunu sağda kontağı çevirip. Hah tamam. Evet komiser. Şimdi anne bize yemek alıp geleyim. Tamam benzin dolduralım. Ben doldur ya da bunu doldurayım. Ben nasıl doldurayım. Olacağım? Al pompayı. Şefim yaklaşabilir miyim? Buyurun. Buradan al. Halledersin. Şimdi yaklaşıyorum. Banka ile mi ödeyeyim nakit ile mi komiserim? Komiserim. Nakit. Kültigim komiserim. Efendim. Yemeğiniz var mı acaba? Yok Deren alacak da onunla. İstersen şey yapalım. Yemek yokmuş. Var mı sizde komiserim? Bende çikolata var yeter mi bilmiyorum. Yok şeyin oraya gideriz. Kamunun orada vardı bir tane sandviç satan. Çetin biz burada oynuyorduk ya daha önce. Ayrıca Nakamura karakterini tekrar açacağız zaten. Tembi'nin de Nakamura karakteri var. Çaça'nın da var. İsmet'in de var. Benim de var. Ben bunu polisi çocuklarla toplu olmadığımızda Tembi'yle ikimiz rol gireriz diye açtım. Hem de bir de polisliği öğrenmek istiyordum. Onun dışında zaten burada devam ettiğimiz yayınlarda full şeyde olacağız. Nakamura da olacağız. Ben çok açım ama yakın bir zamanda yemek yemem lazım. Doldurdum komiserim. Tamam şey pompayı bırak da.
Olursun. Tamamdır. Geçelim tekrar. Bu olay varsa tersine bir şu şeyin oraya gidelim. Bak şu olay var mı? Bakıyorum, şu an yok kontrol ediyorum. Bak mesela araç hırsızlığı var, 365 intikal etmiş, gördün mü? Evet. Dispatch'inde. Görebiliyor musun? Evet. Ah, bu işte mesela polis memuru oraya intikal ettiğinde sola doğru geçer. Bunu intikal ihbarı, dur bakayım, intikal et. İntikalden ayrıl var, ayrıl olacak orada. Ayrılırsan da oradan tekrar sağa geçer. Giden memurları gösteriyor intikal eden. Tamam. Biz oraya mı gidelim? Yok, biz şu an şeye gidiyoruz. Benim GPS'te işaret ediyor. Tamam. Acelemiz var mı? Kurallara uygun mu gideyim? Deren aç da. Çok da acelemiz yok. Yani açım ama yetişirim. Açtığım orası oraya kadar dayanır. Alalım yine de gidiyoruz. Sen aç mısın? Ben de açım. Demir'im is. Çakarları sakın kendi menfaatinize kullanmayın. Bu da dediğim gibi bir IAD soruşturmasına kadar gidebilir. Şu an açabilirsin çakarı. Yani command, high command olmadığı sürece. Komiserim ama şu an çakarlık şu bir... An ben izin veriyorum. Ha. Sürekli ben açım diye de sürekli çakar açman gerekiyor. Hatta bir durum olabilir. Bir durum. Geldik komiserim, işaretlediğiniz yere. Kaldırıma mı bırakıyorum Semir abi? Efendim? Arabayı kaldırıma mı bırakıyorum? Ha, pardon komiserim. Bak karşıda çizgiler var, ona paralel var. Şöyle. Tamam. Burada yok büyük ihtimalle, nereye geçeceğiz? Dur bakayım ayağını, şu pinti market bir şeyler. Buraya geçelim, şu işaretlediğin yere geçsen oraya gidelim. Polis de sarıyor arkadaşlar, bir başlasak. Gidiyorum komiserim. Bugün eğitim günüm. Bu bitince suçluları muçluları takiplemece falan, o inanılmaz saracak. Komiserim çakara çıkken istediğim gibi geçebiliyorum değil mi? Öyle efendim. Ne kadar sakin bir gün komiserim. Şu an geçebilirsin. Öyle genelde ne oluyor? Yoğundu ben bugün devreye ilk girdiğimde. Akşam gece saatleri asıl bunu duyduğu zaman ortaya çıkıyor pislik. Bu araçlara bir tarafından bundan banka aracı soyunma ihtimali yüksek olan araçlar. Yüksek para taşıması. Bizim üzerinde tek iki kapılı spor bir araba durdurdum. Kırmızı desteğe ihtiyacımız yok. Desteğe ihtiyacımız yok dedi, giderdik normalde ama normal bir çevirmeyi göstereceğim size. Birazdan oraya gideceğiz. Yemek varsa alalım şurada. 8 dolarlık gezeceğim. Burada yerde bir sivil var komiserim. Bakalım ne olur. Estağfurullah, estağfurullah. Efendim iyi misiniz? Aha da şu dövdü onu. Burada kavga gördüm. Çıktı, burada kavga şu çıktı. Şu dövdü şu sigaralı. Hakim bey siz misiniz? Ne hakim o? Aa değilmiş ya. Sakin olun, sakin olun. Ne oluyor? Sıkıl, bu adam dövdü, bu adam dövdü, bu aynen, adam dövdü. Aynen, kadına şiddet, hayır. Memurum bu adam var dövdü, bu adam dövdü. Kamera kaydı falan var mı onun? Var, bu adam dövdü, bu adam dövdü kadını. Kadını dövdü bu adam. Gerçi İleride abi. gitti. Efendim, giden musunuz? Mavi gömlekli adam. Beyefendi. Semir'e bir teyzerini alsana. Aldım. Bu adam dövdü bu adam. Gidiyor bakın. Efendi, Los Santos Polis Departmanı lütfen durun. Semir'e bir teyzerini doğrultabilir misin? Eğer durmazsanız müdahale edeceğiz. Kaçıyor. Yakala. Kaçıyor. Müdahale edeceğiz. Sıkayım mı komiserim? Taser mesafesi yanında memur varken yaptım. Taserlamamaya çalış. Şu an açım var. Yaklaş biraz daha. Komiserim bu at gibi koşuyor. Evet. Deren arabaya getirsene. Ya NPC'nin başımızı açtığı işlere bak amına koyayım. Rolden çıkamıyordu kimse. Semiramis'i
Harbi hafif aldık adamı ya. Kendi lane'den sağ safhattan devam ediyoruz. Herhangi bir şey. Koşuyor ya önde hala. Efe az daha BDM yiyordu. BDM lan. Ha, vehicle damage. Devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et, bu yoldan devam et. Burada, komiserim burada. Devam. Binemiyorum, Allah kahretsin. Nerede, nerede şahıs? Buradan devam et. Sağa doğru devam etse, gentleman'a sağa. Sağa geç bakalım. Şahıs. Komiserim. Şibi. Sanırım şansı kaybettik. Evet. Bu tarz durumlarda genelde araçta bir birim. Şahıs VCB son görür, diğer gentry lane batı. VCB bir şey, yani görüşü kaybettik olarak kullanılıyor. Ha dur sen öyle, sen klon yap. Şöyle müsait burası. Yemek var mıydı? Aldım ben, aldım. Dur bir de yatar. Şöyle gidelim. Torpido'ya yemek bıraktım. Nereye gidelim bu arada? Şu an. Şu an normal şey ya. Torpido'ya mı bıraktın? Zaten... Aha, torpido. Nasıl alacağım ben torpido'dan? He tamam. Olabilirsin. Ya da yani. Şu an biraz sakin. Biraz akşam saati olsun. Arka yani genel buralarda var. İnsanlar gece çok şey yapmaya başlıyor. Hırsızlıkları. Şöyle komiserim bir saniye ağzıma atayım. Afiyet. Tamamdır. İhtiyacın olacak. Yani kendine stokla bu tarz ürünlerle. Aktif olunca acıkırsın, edersin. Kullanmam da bayılırsın. Tank kodları devam ediyor. Bak mesela sol üstte gördün mü? Evet komiserim. Veya mesela telsizlerin aktif olarak geçildiği süreçlerde üstte olayı yazabiliyorsun. Telsiz kodunla beraber. Ne yazdık bak? Buradan bakıyorsun. Komiserim biz burası başka bir karakol mu? Evet, burası da Wynwood karakolumuz. Ama şu an açık olmayabilir. Otopark sağ tarafta. Aracını buradan tamir ettirebilirsin. Buranın şeyi açık. Şahsi aracın mı? Yok, hayır. Departman ücretsiz. Şahsi aracını tamir ettirirsen buradan faturayı al. Ben her şeyi karakola fatura edebiliyor muyum? Hayır, yani mesai sürecindeyken kullandığın departmanla alakalı veya mesainle alakalı şeyleri faturalandırabiliyorsun. Mesela mesaidesin, tamam mı? Çalışıyorsun, evet. Acıktın. Günde bir öğün sana iki öğün departmana normalde yemek gelir ama aktif bir görevdeysen ve yemeğini almadıysan bunu faturalandırabilirsin. Nasıl faturalandıracağım komiserim? Yani kendin notunu tut. He tamam. Normalde fatura isteyebilirsin, mekanlar fatura kesiyor. Ama sen sonuçta sen devlet memuru olduğu için senin sözünün bir noktada suistimal edilmeyeceğini düşündüğümüz için sana bunun şeyini sağlıyoruz. Komiserim kontrolsüz araç sürüşlerine, kontrolsüz araç sürüşlerine genel olarak intikal etmiyor muyuz? Ediyoruz ama çok fazla oluyor. Ve çok uzakta oluyor. Araçlar çok hızlı takip ediyor. Bunlar hız limitini aşan her araç giriyor mu buna? Genelde. Genelde şehir içi hız limiti 80 %10 bir daha hata payı ver, yani 88. Komiserim bana fikir olması açısından bir tane kontrolsüz araç sürüşüne intikal edeyim mi? Telsizden anons geçmeden yap ama bana bunu söyleyebilirsin mesela. Olay yerini söylüyorum sana, tamam mı? Movistar Way, tamam mı, olay yeri. Araç arkamızda galiba değil. Doğukan şefim var komiserim. Evet, o bizi şu an takip ediyor. Hı. Durumu güncelliyor, kontrol ediyor. Kendi diğer meslektaşlarına rapor edecek yeni gelen memurları. Genelde bu tarz durumlarda birlikte eşlik eden memurlarımız, high commanderimiz oluyor. Evet komiserim. Şimdi ben sana vereceğim 3 tane data vereceğim. Sen bu 3 datayla bana araç hırsız, kontrolsüz araç sürüşü ihbar geçeceksin, tamam mı? Tamam. 4-0 ikinci telsize geçiş yapıyoruz. Şimdi telsize geçelim, ikinci telsize geçebilir misin? Nasıl geçeceğini biliyor musun? Normal i̇kinci telsize geçerim komiserim, evet. Tamam, geç bakalım. Buraya bir park edin komiserim de. Tamam abi. Bu tarz durumlarda çok böyle multifonksiyonel olmaya çalış. Olman gerekecek ama şu an olma. Komiserim tamam, ikinci telsizdeyim. Telsizi nasıl kontrol ediyorsun? Telsiz kodunu söyleyip telsiz kontrol ediyorsun.
Telsiz 2 kontrol. Hayır, telsiz kodun kaç senin? Maske. 533 kontrol. Telsiz kontrol. Biz de sana 5 üzerinden puanlamayla senin sesin iyi olup olmadığını söylüyoruz ben. 431, 5'te 5. Dedim mesela senin telsiz sesin iyi. Teşekkürler mesela, komiserim. Bunu genelde kullanmamaya çalış ama yani nezaketin zaman riske sokabilir. Acil bir durumda senin herhangi bir şekilde iyi niyetle dostla söylediğim bir cümle bilgi akışını kesebilir. Bunu sakın. Doğru, doğru komiserim, haklısınız. Bu en büyük etkenlerden biri. Uzun cümleler kurmamaya çalış. Kısa, öz, anlaşılır. Çünkü zamanla yarışıyoruz bu tarz durumlarda. Bir memur vurulduğu anda herkesin senkron çalışması lazım. Şimdi tekrar şeye dönelim. İhbara dönelim. Dönelim. 431 şefim telsizde misiniz? Eyvah, tamamdır. Şimdi Deren sen telsizdesin değil mi? Olmuş. Şimdi sana ne demiştik? Movie Star Way batı yönü, bir de aracın modeli Entity XF. Tamam mı? Evet komiser. Nasıl bir anons geçiyorsun başta? Bunları ilk başta söylemeyeceksin. Komiserim, sen daha önce duydun mu nasıl olduğunu? Yapayım mı? Yap bakalım. Movistar ve Entity kontrol sürüşü. Teşekkürler. Yanlış. Şimdi sana doğru bir an söyleyeceğim. Hazır mısın? Tamam komiserim, dinliyorum. Araç ihbarı aynı zamanda aracı gördüğüm süreçten bahsedeceğim. Tamam mı? Evet komiserim. Movistar ve Entity hangi yön demiştik? Batı. 431 Movistar ve araç hırsızlığı ihbarına intikal ediyorum. Bu arada azan tekleyebilirsin. Ben yorgunum biraz, kusura bakma. Olsun olsun. Araç hırsızlığına intikal ediyorum dediğinde buraya gidiyorsun. Tamam mı? Önünde Entity FX var. 431 bölgede gri Entity FX'le görüşümüz oldu. Batı yönünde devam ediyor. Bu da ihbarda aracı gördüğünde devamına giriyor. Tamam. Bu aklında bulunsun. Tenline var mesela. Sen bir şey söylediğini anlamadım. Tenline copy dersen onu sen tekrar edebilir ya da Tenline anlamadım dersen daha sağlıklı olur. Herkes Tenline'ı kullanmaz. Tamam komiserim. Bir daha sen yap bakalım. İlk başta intikali söyle. Movistar komiserim sizin numaranız kaçtı? Ben 431. Sen şimdi bana şey diyeceksin. Ne yapıyorsun? Tekrar sana bu kalıbı söylüyorum. Telsiz kodun kontrolsüz Movistar ve kontrolsüz araç sürüşüne intikal ediyorum. Bu senin şeyindir. Tamam. Başlıyorum. Başlıyorum. Hadi bakalım. 533 Movistar ve kontrolsüz araç sürüşüne intikal ediyorum. Tamam, güzel. Komiserim, ben bu telsiz kullanırken bir böyle garip konuşuyorum galiba. Güzel. Bende de vardı. Sen sanki böyle pilot gibi yani. Öyle de böyle durumlarda dikkat et. Bazen üst rütbeler oğlum ne diyorsun, gevşek gevşek konuşma diyebilirler. Telsizden high command der bunu. Bana çok dediler. Benim evet, bir hastalığım vardı. Hafif bir bayıklık vardı bende. Evet komiserim. Çok ağzıma sıçtılar zamanında. Ama öyle öyle vura vura kafana düzeltiyorlar. Ben o yüzden sen de çok şey vermiyorum komiserim. Yani Deren çok konuşma. Deren işlem sürecinde, aksiyonda. Ben sen Deren'in şey düşünme kısmı gidiyorum olacaksın. Siz ikiniz birbirimizden ayrılmayacaksınız. Kardeş misiniz olmuş? Kuzeniz komiserim. Kuzeniz. Kuzeniz mı komiserim? Ben o yüzden daha çok böyle çatışmaya gidiyorum. Tamam işte bundan yani sonra Semiramis sen beyin, Deren kas gücü, tamam mı? Komiserim bu arada Deren'in önünde kanlar kalmış. Çok tehlikeli polis. Ben bir şey diyemiyorum. Arada temizle. Yok komiserim, siz çarptınız ya arabayla Deren'e. Kanlar aynı arabadan. Efendim ne yaptım? Çarptım mı? Komiserim hani koşuyordu ya. Çarptın mı? Yani Deren arabaya çarptı. Komiserim biz trafiği Deren kapadık. Dikkatli ol biraz da arabaya çarpma. Efendim hayır ya, şu an sağımız solumuzdan devam edebilir. Kendi iş güzellikleri devam edelim biz yine. Bunlar çünkü çok zeki değil komiserim. İntikal sürecinden bahsettik. Rutin bir çevirmeye kalarsak ben onu size götüreceğim. Geceye doğru geliyor saatler zaten birazdan. Evet. Ev soygun ihbarları gelmeye başlar. Deren komiserim bu tarz durumları iyi sezer. Evet, evet. Komiserim 6. hissi küçükken de çok güçlüydü. Bana suratıma ütü düşürürken kullanamadım nedense bir tek. O büyük ihtimal gerekli durumlarda kullanmıyor. Nasıl oldu lan? Nasıl düşürdünüz ütüyü? Ya komiserim sonuç ortada. Nasıl önemli değil ki. Ya ama şöyle düşün. Sen önemli. Senin ütü sıcak da olabilirdi.
Doğru söylüyorsun. Ben yatıp kalkıp sana dua edeyim Enis. Memurum. Gerçekten gerçekten çok çok bence... böyle bir kuzen olduğu için çok şanslısın. Ya bence teşekkürler ilk taraftan bakmak gerekiyor o yüzden. Evet. Sen de sana güvenebildiğimizi hep biliyordum. Semir abi senin direksiyon birazcık şey mi? Yok komiserim yok. Çok iyi sürerim. Az önce böyle bir makara yapayım dedim. Bakalım ne var, kontrolsüz araç sürüşü var, speedo. Araç hırsızlığı geldi. Araç hırsızlığı mı? Hemen intikal edelim. Kalmış, kalmış o. Ha. Çok önceden kalmış. 165 kim Rıdvan mı? Çok hızlı gitme. Bak arkada hala takip ediyor seni şimdi. Normalde. O harbi arka. Evet. Herhangi bir şekilde çakarını kapat. Normal seyir sürecinde çakarın gerek durumlarda olmadığı sürece açmayacaksın. Trafik kurallarına uyacaksın. Ama komiserim çünkü siz aç bunu... dediniz. Tamam. Onu sen sürekli yapmamaya çalış. Ben şimdilik dedim de hızlı gitmemeye çalış. Çünkü bir sivil şikayet ederse tutanağa kadar gider. Tamam. Kanıtlı bir şekilde özellikle. Tamam komiserim. Şu anlık yapacağım da bir şey olmaz da. Şu şimdi mesela telsiz anonsu yan. Telsiz anonsu geçeceğim birazdan. Birinci telsize geçin. İntikal edilmiş bir olay var. Bundan hala polis memuru çıkmamış. Birinci tamam telsize geçiyorum komiserim. Birinci telsize geç. 431 Rıdvan, araç hırsızlığındaki durum ne? İntikal süreci devam ediyor mu? Olumsuz. 5'ten kaldırmayı unuttum. Şu anda NT yazıyordum, o yüzden bırakmıştım. Anlaşıldım. Sert olduğundan bunları bulamıyorsam. Tam for dedi bak mesela, ne anlaşıldı demek. Devam et. Düz geri gitmemeye çalış. Çok çok geri gitmemeye çalış. Çok yaklaşma. Tamam komiser. Yani bu süreçleri her zaman dikkatli. Bizim Gamze bulduğum konuma gelebilir misin? Komiserim memleket neresi? Benim mi? Evet. Antalya Konyaaltı. Antalya Konyaaltı. Tamam. Başka ne diyebilirim? Çevirme sürecine gireceğiz. Aktif bir çevirme bulana kadar. Komiserim ben hemen çevrilen araba olayım istiyorsanız. Doğukan şefin yanına geçebilir misin rica etsen? Öne doğru geçeceğim. Bekleyin. İkinci telsize geçelim. Geçiyorum. Şefim, ikinci telsize geçiyoruz. Şimdi. Geçtim komiserim. Neredeydi? Şimdi neredeyiz? Çakarını aç. Açtım. Araç devam ediyor. Siren açayım sol mı? Sol yapıyor. Aç, aç. Komiserim işte şimdi yeteneklerimi aktif izleyin. Aktif kovalamaca var. Portola Drive ne gördük? Ya bir eşit kovalıyoruz. Tamam mı yaptı? Komiserim nereye gitti? İbaracı gör. Durun. Benim şu an çok kötüyüm. Kendime lazım. Araç görüşünde değil mi? Evet evet buldum. 431 CIS'in görüşümüzde Pavlis'ten bile doğru devam ediyor. Dur dur. Sağ yaptı. Lütfen. Mesafeni, fren mesafeni korumaya çalış. Ben bir bildirimde bulunacağım mı sağa çek gibi komiserim? Evet. Aynen. Teslim olsun. Sağ yaptı. Aynen. Doğru. Şu an telsizden yönünü belirtiyorum. Diğer memurlar yakalayamaz diye. Şu an pursuit modunu şey yapsana. A plus alsana bir kere daha. Nasıl alabilirdim komiserim? Sağ yaptı. Tencerin güney. Sağ bridge batı. Sağ yol kuzey. Araç çember çiziyor. Daire çiziyor. Sağ yaptı. Bizi farklı olarak devam ediyor. Biz tek aracız. Ben destek isteyeceğim. Biz tek araç olduğu için destek ihtiyacımız var. Bir park güneyden devam ediyoruz. Sağ yaptı. İşte deminin yanından geçiş yapıyoruz. Sağ Nikola batı. Sağ yaptı. Nikola'nın ne zaman? Solunda araç. Kaçırma. 400'lü araç Bristol güneyde devam ediyor. Etrafın gözün açıkta kalsın. Komiserim bu sana... beni oynatıyor ya. Evet. Seni deniyor şimdi. Senin gözlem yeteneğini kontrol ediyor şef. Ben de aktif olarak vermeye çalışıyorum. Tamam. Bir bot. Ne yapacaksın? Sağa çek diyeceksin. Evet. Yaklaşmaya çalış. Sağa çek, sağa çek, sağa çek. Ya biz ne yaptık? Bizi niye kovalıyorsunuz? Sağa çeker misiniz lütfen? Ne yaptık biz? Sağa çeker. Niye kovalıyorsunuz? Önüne geçmemeye çalış. Bak.
Önüne geçersen sana böyle bir şey yapabilir ya da ateş açabilir. Sakın önüne geçme. Arkasında olsun, kalıyorum. Tamam. Aynen öyle. Fren mesafesi olsun. 4-5-5-5'e ben size devam ediyorum. Sol yapma ara sokağa girdi. Böyle olaylara çok karşılaşacaksın. Ara sokaklara giriş çıkışlar. Çoğu ev, market, soygunusu böyle yerleri kullanır. 4-5-5-5'e ara sokaklarındayım. Eyvah. Sıkıştı galiba. Bekliyorum. Komiserim sıkıştı. Belli olmaz, hemen gitme. Görüşünü kaybetmemeye çalış araçta. Ya çıkarsa ne yapacaksın şu an? O da buradan mı çıkacak? Ama yan taraftan da fotoğraf da çıkabilir. Ya komiserim. Doğukan şey oğlum, adam şehir elini aldığın için bilmiyor. Her yerden nereden girip çıkacağını biliyor. Genelde her zaman aracın arkasında kalmaya çalış. Ne kadar şey olursa olsun. 400 CSUV'si bir son görüntü. Sen GPS'ten yerini görebiliyorsun. Evet komiserim. Aynen. CSUV tekrar görüşümüz var. Sınırın batı yönüne bir otopark giriyor. Mesafenin yine çok yakın, çok yakın. Bu tarz durumda aynen öyle. Biraz daha uzaklaş. Beyefendi araçlar iner misiniz? Araçlar iner misiniz? Böyle demiyoruz. Bu bir hata. Ayrıca tekrar biliyor musunuz şefim? Kusura bakmayın. Tamam. Ne diyeceğiz? Bu felonu durumuna kadar gidebiliyor çünkü bu sireni kapat. 400 siyah ışığı içerisinde iki şahıs var. Felon için desteğe ihtiyacımız var. Sireni kapat. Felonu dediğimiz ne? Suç seviyesi, suç derecesi yüksekse, şahıslar herhangi bir şekilde şüpheliyse bu şahıslara feloni yapabiliyoruz. Feloni ne Sinan demek? Açık. Feloni şahsın şüpheli suç derecesinin veya suça yatkınlığının yüksek olduğu durumlara deniyor. Evet. Şimdi bu durumlarda 3 adet polis aracı genelde oluyor bu stoplarda, feloni stopta. Tamam mı? Evet. Biz de araçtan inmiyoruz değil mi komiserim? Evet, biz de araçtan inmiyoruz. Destek geldi diye varsayalım. Yani tüm 3 araçtaki polis memuru evet hazır olduğunda aynı anda araçtan iniyor. Ben sana 3 dediğimde araçtan ineceğim. Silahını al eline. Taser'ını alsan. Aldım komiserim. Beklemede kal. 1, 2, 3, in. Doğrult. Araca yaklaşma. Evet. Kapın açık kalsın, arkasında kal. Aracın motorun kapalı olduğundan emin ol. Ben söylemedim. Normalde motoru kapatmasını söylüyorsun şahsa. Tamam mı? Tamam, kapını açsan yeter. Çok önemli değil. Heh. Silah doğrultuyorsun. Diyorsun ki sürücü koltuğundaki şahıs kendini tanıt. Sürücü koltuğundaki şahıs kendini tanıt. Şimdi duymam. Sürücü koltuğundaki şahıs kendini tanıt. Şeyle biraz daha ses tonunu şatladık şeyle. Yaklaşma sakın. Sakın yaklaşma. Bize mi diyor? Komiserim. Yaklaşma. Komiserim. Yaklaşırsan riskli durumdasın. Tek başına ilerlememen gerekiyor. Her şey yap. Biraz da bağırsın. Bağıramıyorum komiserim. Öyle de bağıramıyorum komiserim, evet. Tamam, okey, ben devam edeceğim o zaman. Sen beni dinle. Sürücü koltuğundaki şahıs kendini tanıt. Doğukan Doğar. Doğukan Doğar. Sağ koltuktaki şahıs kendini tanıt. Deren Yatkın. Evet, Doğukan Doğar. Aracın anahtarını sağ eline alıp S'de değil ya çetim. Sol tarafa doğru camını açıp dışarı doğru at. Attım. Tamamdır. Bu durumda hala yaklaşmıyorsun. Sana suçların sana gelmesini sağlayacaksın. Evet. Sağ elinle arabanın kapısını dışarıdan açarak ellerini kaldırıp çıkar mısın? Tabii. Hangimiz? Sürücü. Gözlerin içine bak. Geriye doğru 7 adım atarak polis memuruna doğru yaklaş. Şimdi şahıs sana burada yaklaşıyor. Tamam mı? Evet komiserim. Bu durumda sen hala avantajlı olduğunu belirliyorsun. Ben şu an yerimi değiştireceğim. Normalde burada durmamam gerekiyor. Böyle yaptığın zaman hem suçlunun sana herhangi bir şekilde aksiyon almamasını sağlarsın. Evet. Bu süreçten sonra şahsı kelepçeleyip arabanın arka tarafına kelepçeli bir şekilde koyuyorsun. Tabii ki de göz temasını kesmemen gerekiyor. Nasıl kelepçeleyeceğim komiserim? Buradan kelepçeliyorsun. Kelepçeleyeceğini de belirtirsin. Hani bir harekette bulunmaması gerektiğini. Elinden şeyi bırak. Ya da taser'ı bırakmadan yapabilirsin. Yaptım komiserim. Tamamdır. Tutuklu değilsin.
kapağın tutuklu olduğunu belirtmene gerek yok. Güvenliğim amacımla seni, amacıyla seni kelepçeliyorum diye belirteceksin. Güvenlik amacıyla seni kelepçeliyorum. Aracın arkasına eşlik edeceksin. Aracın arkasına kadar bana eşlik eder misin? Tabii. Size her türlü eşlik ederim. Hiç problem yok. Sağ ol. Şimdi bu süreçte şahısı buraya alıyorsun. Bu süre zarfındayken sen burada görüş hizasında kalabilirsin. Ama iyi bir pozisyonda kalman gerekiyor. Çünkü senin yanında bir arkadaşın var. Bu süreç zarfında da ateş açabilir diğer araçlarız. Onun için herhangi bir şekilde cover'da ve destekte kalacaksın. Diğer şahısa devam ediyoruz. Aynı prosedür diğer şahıs için de geçerli oluyor. Tamam mı? Bizim buradaki rolümüz ne, görevimiz ne? Diğer şahısı da alıp tutukluları yanımıza tutmak. Bizim yanımızda iki tane daha araç vardı. Komiserim, bir şey söyleyeceğim. Diğer şahıs gelene kadar buradaki kaçarsa ne olacak? İşte sen o süre zarfında diğer şahısta kalacaksın dedim ya. Açın burada kalacak. Mesela sen kelepçeledin ya. Evet. Sen buradasın. Bizim yanımızda iki tane daha normal araç var değil mi? Evet. Ben onları söyledim sana daha demin. İki tane daha araç destek istemiştim. Evet, evet, evet. Onları burada varsayıyorsun. Biz bu şahısları kelepçelemişken diğer ikisi onlara göz kulak oluyor. Yani diğer şahısa. Tamam komiserim. Onların ikisi diğer araçtaki şahısları göz kulak komiserim, olurken... Komiserim, ben peki bu arkadaşı bagaja atmayacak mıyım diğerine? Hayır, bagaja atmayacaksın. Sen burada şahısı normalde buraya oturtuyorsun ya da buraya yaslıyorsun. Tamam mı? Tamam. Felon'un şey durumları var. Hani şahsı ellerini arkasına koyup şey yapıyorsun. Yani yere uzatıyorsun. Ama o biraz daha riskli. Herhangi bir şekilde şikayet, hayati riski, tehlike yapma durumları olabiliyor. Biz bu prosedürü uyguluyoruz. Çünkü zaten bizim prosedürümüzde bize müdahale etme riski çok düşük. Tamam komiserim. Diğer iki araç silah doğrultulu bir şekilde hala derenin aracına doğru şey tutuyorlar. Tamam. Sen burada Doğukan Şef'le ilgilenirken ben de tekrar geliyorum. Deren'i çağırıyorum aynı şeyle. Tamam komiserim. Rutinle. Kelepçeledik. Sonra diğer iki polis memuru vardı ya. Aracın içinde kimse olmadığından emin olmak için. Diğer iki polis memuru araca doğru yaklaştığını telsizden belirterek araca yaklaşıyorlar. Şefim, siz burada biri varmış gibi siz de gelin isterseniz daha rahat olun. 431. Şahısları kelepçeledik, araca doğru yaklaşıyoruz. Ha, kelepçesini açın. Aynı şekilde açıyorsun tamam, kelepçesini. Tamam komiserim. Aç. Sağdan mı yaklaşayım, soldan mı? Bana mı dediniz şefim? Yok, kültü genel mi? Şefim, sağdaki soldaki araçlar gibi düşünelim. 401 araca yaklaşıyoruz. Şimdi Doğukan Şef'le beraber yaklaşıyoruz, sen de geliyorsun. Geldim. Ani bir hareketle bu mesela inmiyorsa mı? Deren, ha şimdi Deren'i şey yaptık, indirdik sayalım. Deren sen değil. Yaklaştığımızı belirtiyoruz. Aracında biri var mı? Kendini belli et, yoksa ateş açmak zorunda kalacağız diyerek de sesleniyorsun. Arka koltuk temiz. Abi Doğukan Şef mesela burada ne söyledi? Arka koltuğun temiz olduğunu belirtti. Yolcu koltuğu ve sürücü koltuğu temiz. Aynen araç öyle. Kaput temiz. Bakın, için yaklaşıyorum. Bagajı açıyorum hazır olduğunuzda. Bana doğru geliyorsun, ben tek başımayım şimdi, sen de geldim. 4-0 açabilirsin şimdi. Bagajı açıyorum. Bagaj temiz. Bagaj temiz. Aynen öyle. Yani şimdi araç temiz. Bu durumlarda araç şüpheliyse, herhangi bir şekilde olaya şeyse, plakası yakalandıysa, kurşulanmışsa, bir iz varsa bunu karakola çekiyoruz. Eğer araç herhangi bir suça dahil olmadıysa genelde bunu impoundluyoruz. Nasıl yapıyoruz onu da sana göstereyim. Sakın yap. Impound demek aracı çekmek demek. Şase numaraları herhangi bir şekilde burada sivil bir halka aitse genelde bunları impoundluyoruz. Tamam. Tutanak için herhangi bir şekilde bizim vatandaşlarımıza aitse bunları karakola kadar çekip götürüyoruz. Orada tutanakları da çekebiliyoruz. Diyelim ki aktif bir çatışmadaydı bu araç. Burada herhangi bir şekilde kurşun yani. Evet komiserim. Değil mi canım? Birazcık şey terliyorsun. Komiserim şey ya. Biraz sıkıştım da. Allah Allah. Sorun yok komiserim, tamam. Tutarım. Komşulara soracağız. Adamların bahçesinde çevirme yaptığımıza göre küçük bir samimiyet olmuştur. Değil mi? Çünkü burası bir aktif bir olay yeri olabilir. Bu şahısların evi olabilir. Veyahut da Doğukan Şef'in de belirttiği gibi bu şahısların tanıdığı olabilir. Veyahut da hiç tanımadığı bir komşu olabilir. Güzel, güzel, güzel. Ne yapıyoruz? Telefonlarına, tweetlere mi bakıyorsunuz? Evet komiserim. Kemal! Ben Çaçoşi diye birini gördüm de. Ne diye tweet atmış? Gözüm. Çaçoşi diye biri tweet atmış da taksi. Size ne oğlum yani. Sizi neye ilgilendirdi? Öyle komiserim, bir şey şehirde ya. Japon görmeye çok alışık değiliz de eskiden bir grup vardı. Vardı. Onlarla bağlantısı. Hepsini ezdim o Japonların. Bana demiyor. Şimdi göremezsin etrafta. Komiser ne diyor? Şef, bir daha rütbede, emir komutada yanlış rütbelendirme yaparsan ne olur? Ben mi komiserim? Herhangi biri.
Komiserim çok pardon ya. Trigger happy. Bir tık trigger happy'lik var bu çocukta. Çok pardon. Senin her yaptığın suçtan dolayı denen çarptık. Uzaklaş bakalım. Komiserim. Bir dakika. Geç lan, işinize geçin. Pardon. Yıkmayın oğlum. Bir dakika. Bir de işe şuraya. Tatlı da geliyor. Tatlı da geliyor. Komiserim. Yaslanın duvara. Yo, acıktığım için şey yaptım. Tatlı da geliyor. Yaslanın duvara. Evet şimdi arkadaşlar, siz bana müdahale ettiniz. Ben bir polis memuruyum. Doğukan Şemim, siz de gördünüz değil mi? Bana şahıslar müdahale etti. Kendimi savunmam gerekiyor. Tabii tabii, nasıl isterseniz konuşacağım, siz değil sağ olun. Bana müdahale ediyorlar. Sen acaba? Oğlum, şey komiserim, şefim, şefim. Şahıslar müdahale ediyor. Komiserim. Şahıslar müdahale ediyor. Arkadaşlar. Bu tarz durumlarda memurlara müdahale ederseniz böyle şeylere karşılaşabiliyorsunuz. Nerede, ne söylediniz? Ne yapıyorsunuz bir daha? Yapmayız komiserim galiba. Aynen. Siz iyi birer polis olacaksınız. Gültekin, banka soygunu varmış da helikopterle geçelim mi? Oğlum bir şey geçelim. Banka soygunu mu varmış? Helikopterle geçelim diyoruz da Gültekin sen... Hemen kendime geldim banka soygunu duyunca. Sizin liderliğinizle helikopter şefi Doğukan şeften soruluyor genelde ama... Beraber geçersek daha iyi olacak. Atlayın aracı. Komiserim. Birinci telsize geçin. Komiserim. Karakolda buluşuruz. Sizin yüzünüzden benim devlet malı olan plakalarım boşa gitti. Ne oldu, benim yüzümden mi? Komiserim yok yani. Hani benim kendi az önce yaptığım hatayla alakalı olarak. Tamamdır, onları alırız hemen. Bunlar sana bütçeden sağlanır. Hiç merak etme. Tamam komiserim. Komiserim, banka soygunu mu varmış? Evet. Helikopterle mi geçeceğiz? Evet, Airvan olarak geçeceğiz. Görüyorsunuz Doğukan şef. Komiserim, siz de galiba motosikletli polis olarak yaptınız. Oğlum benim... Ben her şeyle yaptım. Atla bile kovaladım. Komiserim, atlı polis var mı burada? Yok. Ama derenin üzerine binip yapacağız bu sürede zaten. Bir o kalmıştı zaten komiserim. Eron olarak geçeceğiz, aktif polisler öyle geçmiş. Bir gün yakalayamıyorum seni. Yes. Olay şu an nerede yaşanıyor? Vespucci'de bak. Daha demin anonsunu geçtiler aslında, biz ikiydik. Bir komand dedi ki beklemede kalın, Airvan'la geliyoruz. Komiserim, helikopterle mi gideceğiz? Evet.